Hoşça kal. Durur musun bir dakika? Beni Kıbrıs'ta başka bilen yok. Sen nasıl Ayşe deyince kim olduğumu anladın? Ankaralı'nın bana nasıl bu kadar güvendiğini merak ediyorsun. Evde bir kadın, sevgilinin, belki kocanın, artık her kimse. Eşyaları, tıraş takımları, kıyafetleri etrafta. Aramızdaki münasebeti merak ediyorsun. Güven. Aramızdaki bu. Benimle alakadar oldu. Evet, kıyafetleri burada ama o hiç kalmadı. O hiçbir yerde kalmaz zaten. Onun gizli alanları vardır. Üzerini değiştirmesi gerekir tanınmamak için. Gelir gider. Mesude'yi ne kadar tanıyordun? Ona hastalarını kurtarmasında yardımcı olabildim. Bu halime rağmen eğer bir azmim kaldıysa hayatta, Mesude işte bana bunu verenlerden biri. Kimse bir yere gitmiyor. Bu evde beraber kalacağız. Ankaralı seni buraya koyduysa güvende olacağın içindir. Tekerlekli sandalye yüzünden değil mi? İstemiyorum bu muameleyi. Çekil. Bunun bayıldığından tutmuyorum seni. İki görevim var benim. Birincisi Mesude'ye. Madem sana güvendi, doktor hemşire beraber insanlara yardım ettiniz. Bundan sonra benim hemşiremsin. Bu halde mi? Evet. İnsanların sana acımasını istemiyorsan önce sen kendini acımaya bırakacaksın. Başka? Var mı başka bir emrin senin? Var. Bundan böyle dediklerimi harfiyen yapacaksın. Neden yapacakmışım peki? Çünkü seni yürüteceğim. İkinci mesuliyetim yeminime. Doktor hastasından hoşlanmak zorunda değil. Ama onu iyi etmek mecburiyetinde. Yürümek istiyor musun? Hı? Güzel. Hı. Kalk şimdi. Kalk. Anlamadım. Kalk. Kalktığımda ne olacağını biliyorum. Kalk dedim. Tekrar kalk. Durumunu anlamının en kestirme yolu bu. Şimdi diğer ayağını at. Bir de öyle mi düşmemi istiyorsun? Anlamadım. Evet. Kolay olacağını söylemedim sana. Bırak. Bırak. Sen benden intikam mı almaya çalışıyorsun? İntikam almamı gerektirecek bir şey yaptın mı? Ankara'daki fizyoterapi hocalarımla konuşacağım. Bir program yapacağım. Sana ilaç ayarlayacağım. Gündüzleri mesaide birlikte olacağız. Geceleri de sabaha kadar seni yürütmeye çalışacağız. Hadi toparlan. Mesaiye gidiyoruz hemşire.